Kolluk kolluk kan aksa. İsrail'in Gazze'ye insani yardım götüren ve rotamız Filistin, yükümüz özgürlük sloganıyla yola çıkan Mavi Marmara gemisine 31 Mayıs 2010'da düzenlediği ve 10 Türk vatandaşının hayatını kaybettiği saldırı Bolu'da da protesto edildi. Kurtulacak el aksa! Kolluk kolluk kan aksa! Kurtulacak el aksa! İzzet Baysal Caddesi Kadı Camii önünde bazı sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve üyeleri bir araya geldi. İsrail'in Gazze'ye insani yardım taşıyan Mavi Marmara gemisine düzenlenen saldırının yıl dönümü dolayısıyla yapılan açıklamada Müslümanlar Birleşsin yazılı pankart açıldı. Dua gerçekleştireceğiz. Bu duaya hep birlikte amin diyelim ve Muharrem Aydın hocamıza mikrofonu uzatıyorum duaya. Mavi Marmara Özgürlük ve Dayanışma Derneği adına Fethi Sarımsakçı, bölgede 20. yüzyılın başlarından itibaren yaşanmaya başlanan kırılmaların büyük değişimlere neden olduğunu ifade ederek, kurulduğu günden itibaren bölgedeki hak ihlallerinin devam ettiğini söyledi. Bu kriz sadece Filistin topraklarıyla da sınırlı kalmamış, dalga dalga tüm dünyayı etkisi altına alan bir virüse dönüşmüştür. İsrail'in son yıllardaki karnesine baktığımızda hemen her gün ayrı bir hak ihlali ve yerinden etme ile görülmektedir. Çocuk, yaşlı ve kadınlar üzerinde uyguladığı sert ve acımasız politikalar ile milyonlarca insanın yerinden edilmesi, evleri yıkarak toprakların işgal edilmesi, mabetlere saldırarak din özgürlüğünün elinden alınması, bu ihlallerden sadece bazıları. Sarımsakçı, Filistin topraklarına insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan Mavi Marmara'ya düzenlenen saldırının 12. yıl dönümü olduğunu da vurguladı. 2010 yılında insani yardım taşıyan Mavi Marmara gemisine uluslararası sularda yaptıkları hukuksuz saldırı ile 9 vatandaşımız şehit edilmiş, bir kişi 4 yıl boyunca komada kaldıktan sonra şehit olmuştu. 56 insani yardım gönüllüsü de ağır bir şekilde yaralanmıştı. Bu saldırı sonrasında yaşanan süreçte Mavi Marmara Derneği olarak tam 12 yıldır süren hukuk mücadelesine başladık. Mavi Marmara gemisinin 2010 yılında başladığı yolculuğuna hala devam ettiğine de işaret eden Sarımsakçı, İsrail işgal güçlerinin Türkiye'ye onlarca söz verdiğini anımsattı. Gazze'de hala devam eden karadan ve denizden ambargonun kaldırılması, Kudüs'te bulunan Müslüman nüfusun tacir edilmesinin durdurulması, İslam'ın en önemli kutsal mekanlarından biri olan Mescid-i Aksa'daki saldırıların önlenmesi ve Filistinlilere seyahat, din özgürlüğü tanınması gibi yerine getirilmeyen onlarca söz verildi. Kıymetli basın mensupları, değerli kardeşlerim, Mavi Marmara gemisi 2010 yılında başladığı yolculuğuna hala devam etmektedir. Dünyanın farklı ülkelerinden bir araya gelen ve farklı dillere sahip 700 kadar yolcu, bundan 12 yıl önce Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için yola çıkmıştı. Fethi Sarımsakçı, bugün gelinen süreç İsrail işgal güçlerinin Filistin'in her bölgesinde uyguladığı yıkım ve göç politikası ile bölgede daha fazla problem ürettiğini ve kendi ırkından başka bir millete yaşam hakkı tanımadığının da altını çizdi. İyi bir insan olmanın verdiği mazlumdan yana olma tavrımız dün olduğu gibi bugün de devam etmektedir. Kandan ve gözyaşından beslenen terörist İsrail güçleriyle yakınlaşmayı kabul etmiyor ve şunu tekrardan haykırıyoruz. Filistin özgür olana dek, Mescid-i Aksa'daki işgal durdurulana dek seferimize devam edeceğiz ve mazlum coğrafyalar için her zaman ilk günkü samimiyetle yola çıkmaya hazırız. Basın açıklaması yapılan duaların ardından sona erdi. Kahhar olan yüce Rabbimiz, İslam düşmanlarının ıslahı mümkünse ıslah eyle.